Ve şimdi rota Göcek'ten hareketle saklı bir cennet. Muğla'ya geldiğinizde ne yapıp edip ayağınızı yerden kesin. Yani muhakkak bizim de yaptığımız gibi Muğla'nın gizli ve bakir kalmış koylarını bir de deniz yoluyla gezin. Zaten birçok koya karayoluyla isteseniz de ulaşamazsınız. Bu iyi mi kötü mü derseniz bence iyi. Böylelikle bir yere varmanın tadına varıyorsunuz. Trafik namına hiçbir ses duymadan size sadece güneşin sıcaklığı ve dalga sesiyle kendinizi doğaya bırakma fırsatı sunuyor deniz. Sanırım buna kimse hayır demez. Yolda sıkılmak mı? Mümkün değil. Kaya mezarlıkları, henüz elde edememiş birçok farklı koy dikkatinizi dağıtacak hatta. Nereyi fotoğraflamak isteyeceğinizi şaşıracaksınız. Tek sorun o. Evet, ressam şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ismiyle anılan Bedri Rahmi Koyu'na hoş geldiniz. Muğla'da birbirinden farklı güzellikte birçok koy var ancak buraya gelirken kendinizi hem tarihin hem de doğanın içinde hissediyorsunuz. 1945 yılında Halikarnas balıkçısı ilk olarak mavi yolculuğu başlattığında ekibinde Bedri Rahmi Eyüboğlu da vardı. Cumhuriyet sonrası dönemin önemli aydınlarından biri olan Bedri Rahmi aynı zamanda tam bir doğa ve deniz tutkunuydu. Yaptığı bütün mavi yolculuklarda resimler yapardı. 1974 yılında şu anda bulunduğumuz bu koyda bulunan bir kayaya bir balık resmi figüreder ve o günden de bugüne kendisinin ismiyle anılan bir koydayız. Burası birinci dereceden tarihi ve doğal sit alanı. Hiçbir şekilde yerleşme yok. Sadece burada bir restoran bulunuyor ve yanımızda buranın işletmecisi Sayın Sedat Orhan var. Sedat Bey, öncelikle buraya gelişi bir anlatır mısınız? Ulaşım nasıl burası için? Burası efendim öncelikle Göcek'ten ulaşımı var. Bir de şu arkada bir koy var. O koydan koya kadar araba geliyor. Oradan da teknelerimizle ulaşım var. Müşterilerimiz de hepten şeyle geliyorlar, teknelerle ulaşımı var. Burada kalıntı falan yok yani. Bir akşam üzeri gelirler, ertesi gün gelirler, yemeklerini yerler, giderler. Ertesi gün giderler. Peki karayolu aslında uygun değil galiba, öyle değil mi? Herkesin deniz yoluyla gelmesinin bir sebebi var. Kesinlikle. Zaten karayolu ulaşmıyor buraya. Ancak patika yol olur. Araba yolu olmadığı için yani buraya insanlar da gelemiyor. Ve biz zaten tamamen turizm üzerine buradayız. Hep tekneler gelir yani buraya, yatlar gelir. Yat turizmini canlı tutan bir nokta herhalde bu da. Evet, evet. Tabii ki bizim bu koylarda özellikle zaten bunun özelliği de bu açıkçası. Çünkü hep kara ulaşımı olmadığı için hepten böyle teknelerle çalışıyoruz biz. Müşterilerimiz hep teknelerle geliyor. Yani buranın da gerçek bir özelliği de bu. Buranın aslında ulaşımı zor. Peki sizce herkes biliyor mu burayı? Gelen giden müşterileriniz için kimler geldi mesela şimdiye kadar? Şimdi tabii ki biliyorlar. Çünkü sonuçta Göcek şeysi var. Yani bir ismi var burada. Göcek koyları olarak bir isim var. Bugüne kadar Şakire dahi geldi yani buraya. Şakiresi olsun, ne bileyim Petek Dinçezi olsun. Yani bunun gibi bu tarz isimler hepten buralarda oluyor genelde. Geliyorlar yani çünkü buralar artık internette her yerlerde var. Çünkü özel bir yerler genelde buralar. Denizlerimiz çok temiz. Ve çok da yani buralarda da rahat ediyorlar. Yani kafa dinleyici bir yerler. Sedat Bey, burası birinci dereceden doğal ve tarihi sit alanı. Burada kesinlikle yapılaşma yasak değil mi? Evet efendim. Kesinlikle yasak. Ama zaten böyle olması da bizim için iyi. Çünkü yani buraya oteldir ne bileyim böyle şeylerin yapılmasını da açıkçası yani istemiyoruz. Çünkü böyle doğal kalmasını istiyoruz yani biz buraların. Çünkü böyle olması bizim müşterilerimiz de çok rahatlatıyor. Yani burada otelin ne bileyim böyle pansiyon gibi bu tarz şeyler olursa yani biz rahatsız oluruz, hem müşterilerimiz de zaten bunu kesinlikle rahatsız olur. Çünkü buranın güzel doğallığına geliyor bu insanlar. Doğallığını seviyorlar. Onun için biz o tarz şeyler de istemiyoruz zaten. Yani aynı zamanda konuştuğumuz müşterilerimiz de istemiyor. Sedat Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tabii ki yani buradaki gelen tekneci arkadaşlarımız burada daha dikkatli, daha temiz. Yani biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Yani çöpü ne bileyim bir ağaç arkasına bırakma gibi yani denizde bu kadar güzel bir denizimizi kirletmeyelim. Biz de zaten çok dikkat ediyoruz bu konuda. Zaten titiziz yani bu konuda da. Gelen tekneci arkadaşlarımıza da çok
yani dikkat etmesini rica ediyorum özellikle.